Herkese selam millet. Ben Harun Şahan. Bugün sizlere kurulmayan grafik sürücüsünü veya kaldırılamayan grafik sürücüleri nasıl kaldırabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bunun sorunları neler olabilir? Hemen buna da değinim. Örneğin ben GTX 980 kullanıyorum. GeForce Experience ile sürücümü kurmaya çalışıyorum. Yeni bir versiyonu çıktı. Sürüm 451.67. Bunu kurmaya çalışıyorum. Fakat grafik sürücüsü kurulmuyor. Bunu nasıl kurabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Çünkü ben de şu anda böyle bir hatayı alıyorum. Hızlı kuruluma tıkladığım zaman ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde bu sürücüyü kuramıyorum. Veya siz yeni bir ekran kartı aldınız. O sürücüyü kuramıyorsunuz. O sürücüyü kuramamanızın sebebi de işte zamanla bilgisayara takılan farklı monitörler, üst üste güncellenen sürücüler, Windows güncellemeler sonrasında kayıt defterlerinde falan kayıt defteri ve sürücü dosyaları birikiyor. Bunları tamamen hepsini silmemiz lazım. Bunları sildikten sonra driver'ımızı kurabiliriz. Hangi driver'ı kurmak istiyorsak. Hangi driver'ı kuracağız? Neyi kuracağız? Nasıl kuracağız? Bunu öğrenmek için yani ben şu anda grafik kartımın driver'ını kuramıyorum. Peki grafik kartımın modeli ne? İlk önce bunu öğreneceğiz. Bunu öğrenmek için başlat altı R tuşlarına basarak klavyede çalıştırı açabilirsiniz. Veya başlata gelip ara kısmından dixdiag yazabilirsiniz. Ben hemen klavye üzerinden başlat artı R tuşlarına birlikte basıyorum. Çalıştır ekranını açıyorum. Komut olarak buraya hemen dixdiag yazıyorum. Dixdiag yazdıktan sonra karşıma bir tane ekran gelecek. Burada bilgisayarıma hangi ekran kartının takılı olduğunu bilmiyorsanız öğrenmek için gösteriyorum bunu. Onu öğreneceğiz. Ben de GTX 980 takılı ama bilmeyen arkadaşlar için diyorum. Masa üstünde hemen başlat R tuşlarına basarak çalıştırı açıp buradan dixdiag yazabilirsiniz. Evet şu anda tanı aracı geldi. Tanı aracı geldikten sonra burada ekran var. Ekrana tıklıyorum. Ekrana tıkladıktan sonra burada sistemimde hangi donanım takılı o var. Şu anda hangi sürümü kullanıyorum o da var burada. Ben yeni çıkan sürümü grafik driver'ını kullanmıyorum zaten. GTX 980, Nvidia, GeForce, GTX 980. Bu ekran kartını öğrendikten sonra sürücüyü manuel olarak indirmemiz lazım. Mesela ben Nvidia, GeForce kullandığım için Nvidia'nın driver sitesine girdim. Siz hangi ekran kartını kullanıyorsunuz artık? Oradan dixdiag'a girdiğiniz zaman tam olarak marka modelini görebilirsiniz. Ben girdim şu anda. Nvidia kullanıyorum. GeForce kullanıyorum. Hemen Nvidia'ya giriyorum. Buradan manuel kısmından GeForce seçiyorum. GeForce'da 20 seri, 10 seri, 900 seri, 980 çünkü. Burada GeForce 980'i seçiyorum. İşletim sisteminiz hangiyse bunu da dixdiag üzerinden görebilirsiniz. Yani Windows 7 mi kullanıyorsunuz, Windows 10 mu kullanıyorsunuz, 10 mu 64 bit mi? Hangi sürücüyü indirmek istiyorsanız buradan dixdiag'ın ekranından görebilirsiniz. Ben Windows 64 bit, 10 64 bit kullanıyorum. Onu seçtim dil olarak Türkçe. Aramaya başla diyorum. Aramaya başladıktan sonra evet. İşte DirectX tanı aracını açtıktan sonra başlat R tuşlarına basıp açtınız. Ekrandan buradaki hangi Yonga grafik sürücüsünü kullanıyorsunuz? Onu tam olarak markasını, modelini, üreticisini görebiliyorsunuz. Nvidia GeForce GTX 980. Sisteme geldiğiniz zaman burada işletim sistemi olarak hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ve kaç bit burada onu görebilirsiniz. Ben Windows 10 Enterprise 64.1, Windows 10 64.1 kullanıyorum yani. Buradan o özellikleri seçtim. Şu anda işte GeForce Game Ready Driver son sürücüsü 451.67. Peki benim kullandığım şu an 446 sürüm. 451. sürüm çıktı. Aradan iki sürüm geçti. Ben bunları indiremiyorum, kuramıyorum. Kurulamadı diye hata alıyorum. Ben şimdi buradan sürücümü buldum. 536 MB'lık bir boyutu var. Bunu kabul et ve yükle diyorum. Bunu ilk önce bilgisayara indirmem lazım. Temiz bir kurulum yaptıktan sonra bunu el ile kurmamız lazım. Hemen buradan kabul et ve yükle diyorum. İndire tıkladıktan sonra zaten indirme geldi. İndirmeye başlat dedim. Ve 1 dakika sonra dosyam inecek. Evet şu anda 10 saniyesi kaldı. Ben videoyu biraz ileriye sardım beklememek için. Grafik sürücümün inmesine 10 saniye kaldı. 4 saniye, 3, 2, 1. Bakın 536 MB'lık bir dosyayı yaklaşık olarak 1 dakikada indirdim. Bu kadar hızlı nasıl dosya indirebilirsiniz? Ben hemen burada sağ tarafa bir ekleyeceğim bağlantısını oraya tıklayarak nasıl bu kadar hızlı dosya indirebilirsiniz? Ona gidebilirsiniz. Şu anda ben grafik sürücümü indirdim. Klasörü aç diyorum. Burada gördüğünüz gibi grafik sürücümü indirdim. Son sürümünü indirdim. 451.67 bunu kuracağım. Bu arada hepinize de öneriyorum zaten. Mutlaka ekran kartınızın son sürümünü kurun, kullanın. Son sürücüsünü yükleyin. Hemen ikinci olarak yapmamız gereken şey
silme işlemini yapmamız için Display Driver Uninstaller var. Bu programı indireceğiz. Ben videonun altına indirme linki atacağım. Burada Download Now var. Buna tıkladığınız anda biraz bekleyin. Birkaç saniye içerisinde indirme işlemi başlayacak. İkinci olarak da bu programı Display Driver Uninstaller'ı indirmemiz lazım. Tamam dedim. Evet, bu dosyayı da indirdim. Şimdi bundan sonra hem grafik sürücümüzü indirdik. Çünkü manuel olarak yükleyeceğiz. Temiz bir silme yaptıktan sonra. İkinci olarak da kalan dosya artıklarını temizlemek için. Yani biz sürücüyü kuramıyoruz. Çünkü çok fazla üst üste güncellendik. Bilgisayara uzun süredir format atmadık. Bundan dolayı yeni sürücüyü kuramıyoruz. Windows güncellemeleri sonrası biriken kayıt defterleri var, sürücü dosyaları var. Bunları silmemiz lazım bizim. Bunları silmeden kesinlikle grafik sürücüsünü kuramayız. Bunu silmek için de işte bu indirdiğimiz Driver Uninstaller programını kullanacağız. Hemen buna geçmeden önce değinmem gereken bir şey var. Siz bu aşamadan sonra yapmanız gereken şey şu. İnternet bağlantınızı keseceksiniz. Güzel bir silme işlemi için. Veya Windows Update güncellemelerini devre dışı bırakabilirsiniz. Ben komple sildim, kaldırdım. Onların hiçbiri bende yok olmadığı için gösteremeyeceğim. Ama hemen burada ağ bağlantısına gelip buradan ağ ve internet ögesini açıp buradan bağdaştırıcı seçeneklerini değiştirip buradan ağı devre dışı bırakabilirsiniz. İnternetini kesmeniz lazım bu işlemleri yaparken. Yani driver uninstaller sürücüklerken, kaldırırken ya da ekran kartı markası değiştirirken bir sorun karşılaştığında kullanılmadır. Onun haricinde kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Mavi ekranla falan karşılaşabilirsiniz. Yani siz bir herhangi bir sürücü kuracaksınız, kuramıyorsunuz veya kaldıracaksanız kaldıramıyorsunuz. Ekran kartı değiştirdiniz, onun sürücüsünü kuramıyorsunuz. Bunun gibi seçeneklerde bunu kullanacaksınız. Bu arada bu driver uninstaller normal modda da kullanılabilir fakat en iyi kararlılık almanız açısından güvenli modda bilgisayarı aç başlatıp kurmanızı, bu işlemleri yapmanızı öneririm. Biz şu anda normal kurulum yapıyoruz. İnternet bağlantısını kesmeniz yeterli. Zaten güvenli modda açsam ekran kaydını falan açamayacağım için ben şu an bu modda çekiyorum. Şimdi hemen başlayalım. İşlemlerimize başlayalım. İlk önce Display Driver Uninstaller'ımızı indirdik. Hemen bunu açıyoruz, kuruyoruz. Üzerine çift tıkladım. Buraya çıkarılsın mı diyor. Çıkar dedim. Hemen buraya dosyamız çıkarıldı. Çıkardıktan sonra Display eksesi geldi. Buna tıklıyoruz. Evet. Diduya Driver Uninstaller'a müdahale ettiği bilinen programları kapatır diyor. Şu an bende Afterburner açıkmış. Afterburner'ı kapattı mesela. Şu anda seçenekler çıktı. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Mesela Nvidia sürücü klasörlerini sil. Burada herhangi bir temizlik yapacağımız zaman mesela AMD sadece ekran kartı driver'ınız değil herhangi bir sürücünüzün driver'ını kullanamıyorsanız bu işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Aynısını yapabilirsiniz. Herhangi bir driver'ınızın sürücüsünü kuramıyorsunuz. Bu işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Hemen karşımıza böyle seçenekler geliyor. Ben buna kapat diyorum. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Dedo'yu güvenli mod için çalıştırmanız tespit edildi. Daha iyi silme işlemi için güvenli moda girmeniz tavsiye edilir diyor. Yeniden başlatıp güvenli moda girin diye bize uyarı verdi ama biz güvenli modda başlatmayacağız. Ben de size demiştim. Temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız mutlaka güvenli modda açın. Şu an bende arkadaki çalışan şeyler kapalı olduğu için mesela Afterburner'ı da direkt olarak program açtığım için kapattı. Yani sürücülerimle alakalı herhangi bir şey varsa onları kapattı. Buradan ben GeForce Experience'i de kapattım. Şu anda sağ altta ikonları aç dediğimde herhangi bir çalışan uygulama yok. Onun haricinde size önereceğim diğer şey de yani tam olarak kararlılık almanız açısından bu driver uninstaller'ı kullanmadan antivirüs yazılımınız varsa ya da herhangi bir güvenlik yazılımınız varsa devre dışı bırakın. Şu an ikisini de yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken şey burada sileceğimiz driver'ımızı seçmek. Mesela ben ekran kartı driver'ını silmek istiyorum. Ekran kartı driver'ım GPU. Burada GPU aygıtını görüyorsunuz zaten. GPU algılanan GeForce 980 diyor. Hemen buradan cihazınızı seçin. Sağ altta ekran kartı diyorum. Ekran kartı seçtiğim zaman zaten direkt olarak GeForce GTX geldi. Hangi ekran kartını kullanıyorsam o geldi. Bundan sonra driver'ı silerken ekran kapanabilir. Açık olan uygulamalar, yazılımlar çökebilir. Bunlar normal.
Eğer bilgisayarınıza yeni bir ekran kartı takacaksanız temizledikten sonra kapat seçeneğini kullanın. Bunu da biz yapacağız zaten. PC kapanınca eski kartı sökün eğer kullanıyorsanız işte bu seçenek var sizde. Yeni kartı takıp sürücüsünü normal bir biçimde kullanın. Biz de sürücüyü indirdik. Şu anda ben var olan sürücüyü manuel olarak kullanacağım zaten. Bunu driver'ı sildikten sonra bilgisayarı yeniden başlatıp kuracağız. Hemen temizledikten sonra yeniden başlat diyorum. Temizledikten sonra yeniden başlat diyorum. Şu anda ekran kartımın kaldırma işlemini başlattım. Burada videom kesilebilir. Şu an kaldırma işlemi yürütülüyor dedi. Şu anda programın kaldırılmasını bekliyorum. Sesim bile kesilebilir. Evet millet, Driver Uninstaller bütün grafikle ilgili bütün dosyaları sildi, kayıt defterini temizledi. Bu sırada benim de OBS kaydım kapanmış çünkü bütün her şeyi sildiği için ben de kodlayıcıyı şey üzerinden kullanıyordum. Nvidia üzerinden kullanıyordum. Kayıt ettiğim kayıt programını da kapattı program kaydederken. Orada birazcık sesim kesildi. Şu anda Driver Uninstaller'la bilgisayarda Nvidia ile alakalı her şeyi sildik. Her şeyi sildik. Her şeyi sildik. Bütün kayıtları, bütün kayıt defterlerini, ne var ne yok her şeyi sildik. Şu anda ben kuramıyordum programı. Şimdi kurmaya çalışacağım. Grafik sürücüsünü kuramıyordum. Kesinlikle hiçbir şekilde kuramıyordum. Şu an temiz bir silme yaptım. Bilgisayarın belleğinde arta kalan bütün dosyaları, her şeyi sildim. Bütün sürücü dosyalarını, güvenlik kayıtlarını, Nvidia ile alakalı eski programların hepsini sildim. Ben bu sürücüyü kuramıyordum 451.67. Şu anda hemen kuruluma geçiyorum. Başlıyorum. Çift tıkladım. Nvidia'nın güncel versiyonunu kurmak için şu anda program açılıyor. Yavaş yavaş işlemler ilerleyecek. Ben burayı birazcık atlayabilirim. Durdurup devam edebilirim. Çünkü bütün her şeyi sıfırdan kuracak. Siz de yani bu işlemlere geçmeden önce yapmanız gereken şey işte Dixtia'yı açarak hangi grafik sürücüsünü kullanıyorsunuz, hangi grafik kartını kullanıyorsunuz onu indirip, onu öğrenip, onun en son sürücüsünü indirin, driver installer'ı indirin, gösterdiğim şekilde temizleyin, internetle bağlantınızı kestikten sonra tabii ki temizleyin. Ardından bilgisayarı yeniden başlatın. %57 oldu, %60 oldu. Bakalım şu anda hiç kurulamayan 451.67'yi, hatta iki sürüm öncesine kadar hiçbirini kuramıyordum. Bakalım kurabilecek miyim? Nvidia grafik sürücüsü 451.67 tam sistemime optimize uygun olan sürücüyü indirdim, kurdum. Sürücüsü şu anda sıfırdan kurulum yaptığı için birazcık bu zaman alacak. Evet, Nvidia grafik sürücüsü ve GeForce Experience'ı kurmak istiyoruz dedik. Çünkü bütün sıfır kurulum yaparken dediğim gibi Nvidia ile alakalı her şeyi kaldırdı. GeForce Experience de silindi elbette. Siz tekrardan hatırlatıyorum. Bunu yani grafik sürücüsü değil de başka bir sürücünüzü kuramıyorsanız da gösterdiğim şeylerin hepsini tekrarlayabilirsiniz. Kabul et ve devam et diyorum. Tabii ki Nvidia grafik sürücüsü ve hızlı tavsiye edilir ve özel gelişmiş var. Kurmak istediğiniz bileşenleri seçmenize olanak verir diyor. Hemen buradan özel gelişmiş yaparım. Hangi kuracağız onları görelim. Grafik sürücüsü kuracağız elbette. Mevcut sürüm yok. Sildi çünkü tamamen. HD ses sürücüsü yok. Bunu kuracak. Nvidia GeForce Experience kuracak. Physics yazılımı diyordu. Bu silinsin mi seçeneği vardı. Ben bunu silmedim. Buna gerek yoktu zaten. Hemen devam ediyorum. Temiz kurulum yap diyor. Temiz kurulumda tüm Nvidia ayarları varsayılan değerle sıfırlanır ve oluşturmuş olduğunuz profiller kaldırılır diyor. Bunu yapmanız gereken gerek yok. Çünkü biz her şeyi sildik zaten. Nvidia'nın bile ulaşamadığı sistem dosyalarını sildik. İleri diyorum. Şu anda bakalım. Kurulum yaparken bilgisayarın ekranı gidip gelebilir. Sadece bana da gidip gelebilir tabii. Şu an grafik sürücüsü kuruluyor dedi. Bakalım kurulacak mı? Herhangi bir hata alacak mıyız?
Evet millet, kusura bakmayın, editlerken fark ettim. Ben grafik sürücüsünü başarıyla kurdum. Grafik sürücüsünü de kurarken maalesef video karanlığa gömülmüş. Videonun karanlığa görünmesinin sebebi de işte driver'ı kurarken, grafik sürücüsünü kurarken o hatayla karşılaşacağım. Belliydi zaten, barizdi. Video karanlığa gömülmüş. Ben de onu maalesef kayıt programına bakmadığım için OBS'e fark etmemişim. Kusura bakmayın. Bu çözüm videosu bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Onun haricinde değinmek istediğim şey var. Eğer bu çözüm videosu sizin işine yaramaz, sizin işinize yaramazsa, çünkü herkesin işine yarayacak diye bir şey yok. Ben daha önce de bu sorunla karşılaştım. Ben yine yani Nvidia'nın yeni çıkan sürücüsünü kuramıyordum. Yine driver uninstaller ile eski dosyaları, kayıtları falan güvenle sildikten sonra bu aşamaları kullanarak yeniden yükledim. Söylediğim şeylerin hiçbirini unutmayın. Aşamaları kesinlikle atlamayın. Dediğim gibi siz bu sorunu tam söylediğim gibi halledin. Hatta tam kararlılıkla yapmak istiyorsanız güvenlik ip de başlatın. Güvenlik ip de açın ve driver'ınızı öyle kurun yani. Bilgisayarı driver uninstaller'ı indirin. Güvenli modda açın. Güvenlik ip de açın. Driver uninstaller'ı çalıştırıp eski hangi sürücüyü kaldıracaksanız onun dosyalarını silin tamamen. Onu sildikten sonra güvenlik ip de yeni indirdiğiniz grafik sürücüsü veya herhangi bir driver'ı kurduktan sonra başarıyla kurup keyfinize bakabilirsiniz. Yani kusura bakmayın, tekrardan video çok uzadı. Bu videonun size başka bir çözüm videosuyla daha geleceğim bu arada bununla ilgili. Yani driver'ı hala kuramayan arkadaşlar varsa, ya bu benim video işime yaramadı diyen arkadaşlar varsa, bu çözüm videosu benim işime yaramadı diyen arkadaşlar varsa, herkesin işine yarayacak diye bir şey yok. Ama bunun birden farklı çözümü var. Onun için de birkaç gün sonra video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi öptüm. Görüşmek üzere.